eğitim programları hazırlayacak, özlük haklarını savunacak bir kuruluş olabilirmiş. Neden benim ülkemde böylesine çalışan bir dernek yok diye düşünürdüm. Demokratik ve katılımcı bir özelliğe sahip bir uzmanlık derneği kurma fikri genç arkadaşlarım arasında giderek yaygınlık kazandı. Bu derneğin kuruluş aşamasında 13 kişi katkıda bulundu. Bir şemsiye niteliği taşıyan bir dernek. Çocuk sağlığı uzmanlarıyla, infeksiyon uzmanlarıyla, göğüs cerrahlarıyla birlikte çalıştık. İşte burada mesleki eğitim devreye giriyor. Eğitim anlamında bir homojenite sağlıyor. Hekimler hayat boyu sürekli mesleklerini geliştirmek zorunda. Başkanlığını yürütür müsün? Ben zaten öyle bir sinyal veriyorum. Tüm kentlerde temsilciliği bulunan 15 şubede Kongreye gitme fırsatı bulamayacak kişi kendi şehrinde böyle bir eğitim yapıyor. Bir bilimsel atılımını da yapanlar bu çalışma grupları. Çalışma grupları kitaplar yazarlar. Konuyla ilgili yıllık kurslar düzenlerler. Bilimsel komite tarafından da kongrede program oluşturulur. Kongre başkanı 2 yıl önceden seçiliyor. 1 yıl boyunca o yıl yürütülen kongreyle ilgili tüm süreci izliyor. Kongreler bizim bilimsel şölenlerimiz. Hem bilimsel hem de sosyal anlamda paylaşımın en yüksek düzeyde olduğu platformlar. Hem mesleki olarak hem de sosyal olarak gerçekten çok önemli bir etkinlik. MECOR, Methods of Epidemiologic Clinical Operation Research. Çok önemli birkaç yönü var MECOR'un. Bilimsel bir çalışma nasıl yapılmalı? Araştırma yöntemleri nelerdir? Bu programda eğitim görüyor, daha sonra eğitmen olarak yer almaya başlıyor. Thorax Derneği'nin belki de en güzel yanı eğitime verdiği bu koşulsuz destek. Bu burs ile ben gerçekten işin mutfağına girdiğime inanıyorum. Türkiye'ye döndüğünüz zamanda kişisel ilişkilerinizle devam ettirebiliyorsunuz. Hiçbir ücret ödemeksizin aynı zamanda Avrupa Solunum Derneği üyesi olabiliyor, oyu kullanabiliyor. Ülkemiz adına çok güzel o alanla ilgili epidemiolojik veriler elde ettik. Kitaplar yayınladı ve aynı zamanda rehberler yayınlandı. Güvenilir bilgiyi hemen ulaşabilir bir şekilde sunmak adına önemli bir kaynak. Dedik ki bu ülkenin ulusal akciğer sağlığını korumak ve geliştirmek amacıyla çalışacağız. Bir sivil toplum örgütü gibi çalışmaktayız. En temel görevlerinden bir tanesi halkı bilinçlendirmek. Hava kirliliğinin ne kadar önemli bir sağlık sorunu olduğunu yaymaya çalışıyoruz. İşte ben de KOAH var mı, sigara içiyorum diyerek başvuran insan sayısı arttı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir spirometri etkinliği yaptık. Tüm Türkiye çapında gezici eğitim etkinliklerine başladık. Sigara solumadan oturabiliyorsak Thorax Derneği nedeniyledir. Beraber el ele olalım, birbirimizin elini bırakmayalım. Bizi izlemeye devam edin. Güçlü, demokratik, saydam, destekleyici, dinamikçi, katılımcı, çağdaş, ulaşılabilir, destekleyici, demokratik, çağdaş, yanımızda. Türk Thorax Derneği.